incelemek zorunda. Bu cehalet, bir cehalet. Aldık süreci, gidiyoruz efendim, siz karışmayın efendim. Bir cehaletle onu tartışma, bunu tartışma, şunu tartışma. Terörleriyle el sıkış, hırsızlıkları ört. Nereye? Ne kadar? Nereye kadar? Bu şunu gösteriyor sana, büyük bir trajedi geliyorum diyor. Hadi bütün bunları geçti işte, sağcılık budur. Sağcılık bir cehalet. Bak tartışmıyor, susturuyor, diktatör gibi yasak koyuyor. Bunu anlarım. Bütün geçmişinde de bunu yaptılar. Kenanlar da, Özal'lar da hepsi de bunu yaptılar. Özal da başka türlü cezalandırdı. Kendi adamlarına medya verdi, öbürlerine vermedi. Yani başka türlü susturdu. Evet. Adam yerine koymadı, öne çıkartmadı. Hürriyet gazetesi de başka türlü yaptı. Manşetinde taşımadı. Tazminatı, sigortayı, insanı, başkalarını, küçük partileri. Hepsini susturma ve konuşulmayan bir alan yaratıp onun üstüne oturdular. Ertelediler yani hastalıkları. Sağcılık budur. Şimdi bu sağcılığın Kemal Kılıçdaroğlu Bey neyle sulanıyor? Buradan dehşet geliyor. Türkiye 30 yıldır sorunlarını, ekonomik, sosyal, siyasal, harita, komşu, bütün sorunlarını üstüne düze bugüne geldi. İşte bu büyük faciaya doğru geldi. Sıkırmış alanın üstünde kokuyor ve her an patlayabilir. Ya Kılıçdaroğlu, işte bu sağcılık sulanabilir bir şey mi? Biz bunlara gerçeği göstermek zorundayız, olanı göstermek zorundayız. İçimizdeki duyguları en neşikliğiyle halkımızla, herkesle konuşmak ve anlatmak zorundayız. Şimdi sosyal, bu Ekmelettin'e oy veren sosyal demokrat arkadaşlarla daha dün, bir hafta önce mahkeme kapısında bayraklarımızı gerip ey vatan, dinsin gözyaşların çünkü yetiştik biz diye marş söylüyorduk. Ertesi gün televizyonu açtım, bir Kılıçdaroğlu birden, o bir hoppa şarkısı var Dilber Ay'ın, tavukları haşlamışam, hacıyı da çarşıya yollamışam. Birden Kılıçdaroğlu, tavukları haşlamışam, hacıyı da şeye, pazara yollamışam. Bu bir aldatma, hoppa şarkı yani. Kadın orada evine bir adam atıyor, anahtarı şuraya saklamış. Bakıyoruz Kılıçdaroğlu anahtarı bir yere saklamış. Hacı şey, pazara yollamış. Bir abidik gubidik bir şey, Dilber Ay şarkısı, hoppa şarkı. Ya daha düne kadar burada ey vatan diyorduk, bölüşüm diyorduk, başka maçlar söylüyorduk. Bir günde seni bu kadar sağcılaştıran nedir? Kalkıp bize diyor ki, bir siyasi mantığım var diyor. Evet, yani şöyle bir cümle vardır. Deli mantıksız adam değildir. Mantığı dışında her şeyi kaybetmiş adamdır. Delinin sadece mantığı var. Şimdi Tayyip Erdoğan'ı devirmek bir mantık, siyasi mantık olabilir. Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz. Bu siyasi mantık olabilir. Ama Tayyip Erdoğan'ın sahip olduğu o sağın dehşetli iş dünyasını taşımak, sağın o trajesini, vahşetini taşıyan bir anlayış sahip olmak, Tayyip Erdoğan'ı devirmekten daha büyük bir felakettir. Çünkü Tayyip Erdoğan'ı bir kere devirirsin, o mantık, o dehşet sende yaşadığı için, o öngörüsüz, ilkesiz, ruhsuz anlayış sende olduğu için, biraz sonra senin sağ kolundan da Tayyip çıkar, senden de çıkar. Tayyip Erdoğanlar 60 yıldır bu ülkede var. Hep aynı adamlar var bunlar. Yiyen, satan, susturan, konuşturmayan, din tüccarlığı yapan, bu adamlardan 60 yıldır var. Sende de sürekli bunlar olur. Biz diyoruz ki devrimci bir duruşun olacak. Evet. %20'nin olur, %25'in olur. Ne kadar oy alırsan al, kendini çürütmeyeceksin. Evet abi, Kemal Kılıçdaroğlu bunu İstanbul'da denedi son belediye seçimlerinde. Yani AKP'ye karşı Sarıgül faktörüyle çıktı. İki yanlış bir doğru etmezdi. Nitekim olmadı. Hiç mi dersin?